Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Şimdi hafta sonuna girdik. Altında bir çift dip oluşumu var. Onu konuşacağız. Dolar TL biraz gevşiyor. Onu konuşacağız. Yarın gerçekten gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Çoğu insanlar, kurumlar 30 kişi bile toplayamazken 100 kişi doldurduk. Daha da üstüne çıktık. Bugün hala bu videoyu izleyip yeni duyan, katılmak isteyen dostlarımız varsa linki doldurup gelsinler. Çünkü kontenjanı açtım. Hiçbir sıkıntı yok. Sağ olsun abi ailesi bu konuda hiçbir şekilde bizi kırmıyor zaten. Yarın gerçekten Forex, hisse senedi, Viyop, önümüzdeki 3-4 ay ne bekliyoruz, ne oluyor? Forex'in iç yüzü, FX Plus'ın finansal asistanı, çok şey konuşulacak. En önemlisi doğruları bulacaksınız. Kafanızdaki soruların cevaplarını bulacaksınız. Aşağı linki koyacağım. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Çünkü kontenjanı zaten açtık. Problem yok. Şimdi şu 5.68'de hatırlıyorsanız hafta başında bir çift dip mi oluyor mu dediğimizde, şimdi aynısı aslında altında var. Şimdi bakın aynı grafik. Görüyor musunuz? Şimdi bunu konuşacağız altına. Önce bir doları geçelim. Dolardaki pozisyondaki kardeşlerimizin bir yani ya şimdi memleket açısından gönül ister ki dolar düştü diyelim ama işte insanlar zararda yani işte bazen ben de arada derede kalıyorum. Çok fazla bir şey diyemiyorum. Hani yorum katmak istemiyorum ama şimdi 5.79.50'yi geçemediği sürece dolar TL'deki esas hareket başlamayacak. Bunu geçen gün de söyledik. Buradan bir kar satışı geliyor. Şimdi burada ne olabilir? Burada bir belki bir tobo oluşturabilir. Yani ters omuz baş omuz oluşturabilir. Yani 68 kırılmadığı sürece şuralarda güç toplarsa her halükarda artık Türkiye piyasalarında dolar için kritik nokta 79.50 arkadaşlar. Orta vade için. Bunu not edin. Bir. Kısa vadeli grafiklere baktığımız zaman sabah konuştuk. Şöyle bir düşüş trendi çıkardık dedik. Bunu harfiyen uyguladı. Yani bunu çizen dostlarımız ki görüyorum laptopta atıyorsunuz. Bu arada hakikaten arkadaşlar lütfen videoların altına ben sizden şunu istiyorum. Benim kanalım 35 bin kişi ama hakikaten çok kaliteli bir grup olduğuna inanıyorum. Lütfen kendi stratejilerinizi yazın. Kendi fikirlerinizi yazın. Bazen böyle güzel dostlarımız bir şeyler yazıyor. Onları alıyorum. Mesela sabitliyorum. Çünkü hoşuma gidiyor. Bu sizin kendi siteniz zaten. Siz de kendi fikirlerinizi yazın. Teknik görüşlerinizi yazın. Altın hakkında, dolar hakkında, beğendiğiniz işte borsa hakkında veya işte atıyorum Japon yeni hakkında yazın. Birbirinizden bilgi alışverişi yapın. Hani el elden üstündür. Benim göremediğimi siz görürsünüz. Sizin de buradaki 35 bin kişiye bir faydanız olsun. Sonuç itibariyle arkadaşlar hep beraber büyüyoruz. Hep beraber güçleniyoruz. Hep aynı şeyi söylüyorum. Size de bazen hani diyorum ya yani şimdi bizim çoktan 100-150 bin kişilik bir aile olmamız gerekiyordu. İşte hani sessiz çoğunluğuz biz falan filan. Tabii bu olmuyor. Çünkü niye? Bu ülkede zaten herkes böyle. Yani biz sessiziz falan. O sessiz olmuyor işte. Sesini çıkardığın zaman ülke değişiyor. Veya sesimizi çıkardığımız zaman doğru insanlara ulaşıp doğru şeyleri duymalarını sağlıyoruz. Şimdi 74 ve 73.40'lar önemli destek dolar TL'de bu akşam için. Yukarıda artık şu düşüş kanal direnci hem de şu direnç 75-76 bölgesi önemli bir direnç olarak gelecek. Dolar TL'deki bu düzeltme süreci biraz devam ediyor günlüklerde. Bakalım nerede güç bulup tekrar dönecek ama yarın öbürsü gün 5.79.50 arkadaşlar çok kritik olacak. Bir cepte. İki altın tarafına geçelim. Altın tarafında 2-3 gündür diyorum ki şu 1445'ler de çok istekli değil satışa. Yani burada bir çift dip yapma olasılığı yüksek. Bak bantlar daralıyor. Şimdi baktığınız zaman seans içi grafiklere şimdi akşam saatlerinde 1462 önemli bir direnç. Buralarda biraz bir satış yiyebilir. Buranın üstüne assa bile çok kalıcı olmayabilir. Arkaya doğru gelişlerde 1459'lar artık önemli destek olacak. Bence altın artık biraz yukarı doğru dönmeye başladı. Hedefler 1472 olacak gibi. O yüzden altın tarafına biraz arkadaşlar dikkat edin. Baktığınız zaman dünyada yani dolar endeksleri de mesela bugün kritik bir yerdeydi. Sabahki yorumda bahsetmiştik. Yani şurada şöyle bir dolar endeksine de bir bakalım.
Şimdi dolar endeksine de 98.45 çok kritik bir yerdi. Bakın kırdı, stoplattı, tekrar içine girdi. Şimdi bu çok önemli bir hareket yarın öbürsü gün. Aynı şey euro dolar için de geçerli. Şimdi euro doları da bir bulayım koyayım. Euro dolara da bir bakalım. Şimdi euro dolarda da bakın 1.0990'ı stoplattı, içine girdi. Şimdi bunlar çok kritik aslında hikayeler. Anlayan dostlarım beni anlıyor. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar ve yorumlayın. Dediğim gibi yarın inşallah belki bakarsınız bir canlı yayın da atarız seminerden İstanbul dışındaki dostlarımıza. Gerçi sağ olsunlar İstanbul dışından gelenler de var. Aşağı linki gene bırakıyorum. Son gün yakalayanlar linki doldurup katılabilir, sıkıntı yok. Zaten lokasyonda paylaşıyoruz. Maslak orijinde olacak. Yarın arkadaşlar görüşmek üzere. İnşallah keyifli bir hafta sonu geçirirsiniz. İnşallah biz de yaptığımız yayının bir bölümünü YouTube'da paylaşırız. Herkese iyi hafta sonları şimdiden. İnşallah memleketimiz için iyi, sizler için iyi bir hafta sonu olur. Konuşmak üzere.